Meriç'im hepiniz hoş geldiniz. Saatlerimiz 6'yı çeyrek geçiyor. Ben bu saate kadar ne yaptım? Valla bugün ailemle vakit geçirmek istedim. Keyif yaptık. Baya bir güzel, eğlenceli bir gün oldu. Aras'la Asel buluştular, kavuştular. Çok güzel birkaç saat geçirdik. Sonra ablam Asel'i uyutmak için geri gitti eve. Sonrasında ben de Aras'cığımla birazcık vakit geçireyim dedim şimdi. Yemeğimizi yedik. Düğüne gideceğiz. Düğün salonu, dün gittiğin salonun aynısı. Aynı yer ve yakın annemlerin evine. O yüzden buradan direkt geçeceğiz. Ablam da buraya gelecek. Asel'e babaannesi ve dedesi bakıyorlar. Ben Aras'ı yine götüreceğim. Yarın da Allah nasip kısmet ederse kayınvalidemlere geçeceğim. Kahvaltımızı orada yapacağız güzelce Aras'cığımla. Sonra oradan sonra bilmiyorum ne yaparız. Böyle ailecek güzel bir aktivite buluruz kendimize. Hamam düşünüyorduk ama hava durumuna bağlı şu an. Çok kötü Kütahya'da hava. Eşimle konuşuyorum. Afyon'da da aynı şekilde. Havalar kötü dedi. Çok kötü yağmur yağıyor, sürekli rüzgar dedi. Burası da o şekilde. Yapacak da bir şey yok yani, biliyorsunuz ki zaten tam böyle bahar yeni girdiği zaman bir yağmurlar olur. Birazcık geçe kaldı sanki bu yağmurlar ya. Normalde Nisan'da yağardı. Mayıs'ta böyle yağmur çok olmazdı ama böyle işte çok güzel bir gün geçirdik. Valla çok eğlenceliydi. Ablamla kahve keyfi mi dersiniz? Ne ararsanız vardı yani, öyle bir gündü. Ama ben video çekmek istemedim. Kendime vakit ayırmak istedim. Şimdi size bir Aras'ı göstereyim. Aras çok güzel oyun oynuyor şu anda. Çok güzel, bozmak istemiyorum ama dikkatini dağıtmadan bir göstereceğim. Aras, burası ne? Otopark mı? Otopark mı yaptın sen? Ya. Tamam. İlk oradan başlıyorsun yola. Babam bu arada televizyon almış. Şimdi bakar mısınız? Bu nedir böyle? TV sehpası çok küçük gelmiş. Yani televizyonun yanında eciş bücüş küçücük kalmış. Bana göre bu oda için hiç uygun bir televizyon değil ama. Üzüldük, şimdi ne yapacağız? Böyle işte Aras'cığım buraya kendine bir otopark yapmış. Çok güzel oynuyor. Şimdi birazcık dinlenme zamanı. Saat 6:20 geçiyor. 7:30'da düğün. Alayım mı ben oradan? Ama ne demen lazım o zaman bana? Şöyle hemen bugün giyeceklerimi de bir göstereyim. Şöyle bir siyah bluz. Bunu ben kayınvalideme hediye almışım yıllar önce. O da dedi ki artık dedi ben giyemiyorum. Sana vereyim geri. Sen dedi giyersin. Ben çok şu anda bu tarz giyinmeyi seviyorum. O yüzden o verdi sağ olsun. Bir de ablamdan pantolon istedim. Çünkü hani uygun bir pantolonum yok bunun altına giymem için. O da şöyle İpek yolun bir pantolonunu verdi. Gayet güzel. Bedenlerimiz, eskiden bedenlerimiz ablamla aynıydı. Şu an bir beden fark var aramızda. Ona olmadığı için bana verdi sağ olsun. Bunu giyeceğim. Altına da bir tane ayakkabı. Son halini gösterebilir miyim bilmiyorum. O yüzden şimdiden göstermek istedim bu şekilde. Burası da bayağı karışık ama şöyle makyaj malzemelerim, bakım ürünlerim hepsini, arasında eşyalar falan hepsini bir yere koydum bu şekilde. Burada hazırlanıyorum. Annemin elinde de böyle iki tane kutu varmış. Oyuncakları da bu şekilde düzenleyip bunun içine koydum. Benim şeylerim vardı. Ne denir? Çamaşır sepeti. Çamaşırlık mı denir artık? Yani kirli çamaşırları koyduğunuz sepetler oluyor. Onlardan vardı. Onu artık vereceğim. Çünkü kapakları kırıldığı için kullanamıyorum. Kapağı açık olarak da kullansam saçma oluyor. Annem de dedi ki onları ben alayım. Böyle birine bir oyuncak, birine bir oyuncak. Hepsini doldururum Asel'in dedi. Asel'le Aras buraya geldikçe işte bunlarla oynuyorlar. O yüzden bunlar burada hep duruyor yani. Bu arada ben bugün saçımı falan yapmadım. Yani kuaföre gitmedim. Dün kuaföre gitmiştim. Güzelce saçlarımı yaptırdım. Süslendim, püslendim. Ama bugün çok yapmak istemedim. Çünkü zaten hava çok kötü. Yani bir şey yaptırsam bozulacak. Bir de düğünde çok böyle abartılı olmak istemiyorum. Bu şekilde sade. Bunu güzel bir tararım. Şuramdan da kulağımdan geçiririm. Şu kısımları biraz hafif spreylerim. Bu şekilde
gideceğim yani. Hazırlanacağım. Öncesinde bir hemen bir dedim sizinle bir iletişime geçeyim. Şöyle nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Bir konuşalım. Ondan sonra dedim artık güne başlayayım. Biliyorum 6 çeyrek geçe başlanan video bayağı bir geç kalmış oluyor ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde oldu bugün. Şimdi artık hazırlanmaya başlayabilirim. Şimdi hızlıca hazırlanıyorum. Şöyle kremlendim. Şimdi dedim ki bir video çekeyim hazırlanırken. Bu tarz videolar seviliyor mu bilmiyorum ama şöyle kremimi sürdüm. Şuradan da lip balm sürelim. Hemen hızlı bir hazırlanma videosu sizin için. Evet, makyajım bitti. Hazırım. Nasıl oldum? Şöyle bir bakın. Şimdi artık giyiniyorum ve sonra da evden çıkıyoruz. Evet. Biz hazırız. Göster bakayım nasıl oldum bugün. Saçlarını göster.
Saat 11 oldu. Biz saat 10.30 gibi düğünden çıktık. Normalde daha otururduk ama hem çok böyle nasıl diyeyim sadece yakın akrabalar kaldı. Hem de Aras o ara bir çişi geldi. İşte bir terledi gibi oldu. Korktum üşür diye. O yüzden eve gelelim dedik. Şimdi eve geldik. Ablam da geldi. Beraber böyle bir meyve saati yaptık. Baya bir yorucuydu yine. Düğünler şey oluyor ya. Eskiden bu kadar değildi sanırım. Artık daha yorulduğumu hissediyorum. Yani yaş ilerledikçe herhalde insan eğlence anlayışı da çok değişiyor. Şimdi güzel bir yine dünkü gibi makyajımı çıkartacağım. Bakar mısınız? Hiçbir şey olmadı makyajıma. Bu şekilde. Şimdi birazcık takılalım. Ben videomu düzenlemedim. Daha dünün videosu düzenlenecek. Kına artı bugünün videosu düzenlenecek falan. Birazcık sıkıştı. Bütün videolar birbirine girdi. Böyle bir yere gidince çok zor oluyor. İnşallah dönüşte çamaşırlar, temizlikler beni bekliyor. Bilmiyorum ne yapacağım. Bugün buradayım. Uyuyacağız gece burada. Yarın sabah kahvaltıya kayınvalideme gidiyoruz. İnşallah yine videoyu devam ettireceğim. Biz hamama geldik Arasçım. Ne yaptık biz hamamda? Havuzda ne yaptık biz? Havuzda ne yaptık biz? Yüzdük mü? Sevdin mi? Ama yoruldun değil mi? Şöyle babaannesi çilek almış Aras'a. Çilek yedi, şimdi de muzunu yiyor. Hadi bakalım. Şimdi bak. Aras ayakların çok buruşmuş. Ellerine bakayım. Aras. Sen dede oldun. Vay be. Artık çanta hazırlıyorum. Bunu kaynanama getirmiştim ama boşalttı kaynanam, sana lazım olur taşıma zaman diye. Sığmayan eşyaları da buna dolduracağım. Hadi bakalım, bana kolay gelsin. Annem şu Slippy'nin büyüklerinden çıkmış. Bana da almış sağ olsun. İki tane bundan verdi. Eşyalar. Buna gerek kalmadı. Zaten bunları her türlü götüreceğim. Boş götüreyim. Önemli değil.
Akşam ezanları okunuyor. Biz artık yolculuğuz, gidiyoruz. Çok havada kararmadan, geç olmadan gitmek istedim. Aras'cığım şu an koltuğa oturmayacağım kavgasında. Birazcık üzüntülü. Kayınvalidemlerden çıktım. Köşedeyim şu an. Hemen köşeden dönünce artık yolculuğum başlayacak. Umarım hoşunuza giden birkaç günlük video olmuştur bu. Birazcık böyle karman çorman oldu ama kusura bakmayın bunun için. Hadi artık o zaman gidelim evimize. İnşallah yarınki videomuz evimden olacak. Sizinle böyle bütün gün temizlikler, düzenler, çamaşırlar, bulaşıklar. Bakalım ev ne durumda. Gidince göreceğiz artık hepsini. Hadi bakalım yeni videoda görüşürüz. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görmek istemiyoruz. Tamam, görüşürüz.